Al bakalım oğlunu. Aman benim oğlum bıcı bıcı yapmış. Oh, güle güle kirlensin. Yani resmen elim ayağıma dolaştı abi. Çağıracağım annemi, o yıkasın bundan sonra. Sakın ha sevgilim. Ha, anneni unutalım. Barış'ım benim. Saatler olsun. Biz kendimiz yıkarız oğlumuzu. Sen yıkarsın o zaman Aydın. Ben beceremiyorum işte. Her banyoda paniğe kapılıyorum. Yıkarım ne var? Yıkıya yıkıya biz de öğreniriz. Kimseye yük olmadan kendi kendimize yeteriz. Bir yığın laf dinlemez hiç değilse kimseden. Ne dediler ki Aydın? Alınganlığın bu kadarı da fazla ama. Ver hadi çocuğu. Daha altını bağlamadım. Hadi bakalım anneye. İyi günler. İyi günler. Batarsınız vallahi siz bu gidişle. Her gün 8-10 tane gazete. Ne yapalım alacağız. Bizim işimiz medya. Kapatın şu kapıyı Aydın. Çocuk üşüyecek. Anam. Özür dilerim Bilge Hanım. Barış anneannesine gitmiyor yine. Boykota devam mı? Devam. Ne yapalım? Başınızın çaresine bakın dedi kayınvalidemiz. Biz de bakıyoruz. Uzattın sen de ama Aydın. Annem öyle bir şey söylemedi. Ah. Geçen gün programınızı dinledik Aydın Bey. Barış da vardı. Baba oğul harikaydınız vallahi. Tabii ya. Ne sandın? Yıldız olacak benim oğlum. Şimdiden hayran mektupları alıyor. Buyurun. İyi günler. İyi günler Cafer amca. Günaydın enişte. Günaydın. Ne haber? Ne olsun? Yeğenimizi özledik. Ah. Kapı efendim. Kapı. Cereyan yapmasın. Durun ben gideyim de. İyi günler. Güle güle. Bıraksak sohbet edecek bu da bizimle. Sen yüz veriyorsun Aydın. Barış. Barış. Ver şunu bana biraz. Daha altını bağlamadım. Tamam abla. Sevelim biraz yeğenimizi. Oh mis gibi de kokuyor. Kokacak tabii oğlum. Daha yeni yıkandı. Günlerdir burnumuzda tütüyor şu çocuk. Ayıp ediyorsunuz ama. Onu bana söyleme ver. Ne oluyor enişte anlayalım. Dargın mısın anneme? Yok oğlum ne haddimize. Ama gururumuz incindi. İstemediğimiz yere gitmeyiz biz oğlumla. Saçmalama Aydın. Ne yani özür mü bekliyorsun? Özür falan beklediğimiz yok canım. Sevgi bekliyoruz. İlgi bekliyoruz. Hepsi o kadar. Bunlar resmen tavır koyuyor bize Nazan. Galiba bayramdan bayrama seveceğiz torunumuzu. Açma bu konuyu Şükrücü. Zaten üzüntün bana yetiyor. Hiç büyümeyecek bu Aydın hiç. Kırılmış ama çocuk Nazan. Sen de keşke söylemeseydin öyle. Ne dedim ki Şükrücü? Kendime zaman ayıramıyorum dedim. Böyle yanlış anlaşılacağını bilsem... Hay dilim tutulsaydı da söylemez olaydım. Yeğenimizle hasret giderdik. Yeni yıkamış annesi mis gibi kokuyordu. Yanaklarda böyle pembe pembe. Canım huy. İnsanın yiyeceği geliyor valla. Duyuyorsun değil mi Nazan? Mahrum bıraktın bizi torunumuzdan. Hakikaten anne ya. Olacak iş mi bu senin yaptığın? Aa yeter ama artık. Gelmeyin üstüme bu kadar canım. Anne. Nazan. Beğendi mi yaptığını sıpa? Ne söylüyorsun sen de öyle? Ne dedim ki baba ben? Sen de söyledin. Nazancığım. Ağlama ama. Nazan. Yanlış bir şey yapmadın sen Nazan. Hıyar bu canım abim benim Sertil. Haza hıyar. Gözünün önünde götürüyorum ruhu duymuyor. Aman Sedat. Katilin sağı solu hiç belli olmaz. Ayağını denk al. Gene paralatma kendini. Eskiden de onlar Sertil. Aldık artık işin tekniğini. Sabah 7'de işin başında ol birader diyor. Tak 7'de oradayım diyorum. O gün biliyorsun bir gözümüzü açtık saat 11. 12'ye çene kala haldeydim. 2 dakika sonra da katil düştü ne oldu? Kıl payı kurtulmuşsun Sedat. Ya 2 dakika önce gelseydi hale? Vallahi verilmiş sadakan varmış. Öyle. Ne zaman geldi birader diye sordu. Saat tam 7'de canım abim dedim. Sedat vallahi korkulur senden. Ben senin kadar soğukkanlı adam görmedim. Döndüm bizim hamalbaşı Süleyman'a. Kaçta geldim ben Süleyman dedim. Süleyman saat tam 7'de Sedat Bey dedi. Yani yalancı şahidin de hazır desene. Canlarını verirler benim için Serpil. Övünmek gibi olmasın. Biz buralara kolay gelmedik. Gidiyor muyuz baba? Ben hazırım kızım gidelim. Ne oluyor ya? Bir ses daha çıkmadı senin bu aradan. Çok özür diledi baba. Arayacakmış seni. Aa.
Yoksa hala ödemedi mi borcunu sana Sedat? Ne gezer Serpil? Parayı aldı, arazi oldu. Birkaç gün içinde öderim demişti ama iki hafta geçti, tık yok. Lütfen anlayış göster baba. Eli biraz sıkışık. Annesi hastaymış. Öyle mi dedi sana? Geçen hafta tomografi çektirmişler. Devlet hastanelerinde çok sıra var diye özel hastaneye götürmüş annesini. Helal olsun çocuğa. Aa, niye helal olsun diyorsun Sedat? Aa, götürecek tabii, görevi. Götürüyor zaten Serpil. Sırf benden değil. Kim bilir başka kimlerden neler götürüyor. Neler söylüyorsun baba? Bora öyle biri değil. Aferin. Senin de güvenini kazanmış bak. İyice gözüme girdi. Bu çocukta iş var kızım. Sakın elinden kaçırma tak. Yapma baba. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ne dedin sen bakayım? Kendim gibi mi? Çok ayıp Aslı. Bora'yı babanla nasıl mukayese edersin sen? Hakaret sayarım bunu kendime kızım. Baban gibi olabilmesi için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım onun. İşte o kadar. Hoşça kal Serpil'cim. Hadi. Güle güle kocaların ballısı. Hayırlı kazançlar. Özledin mi anneanne Yusuf? Özlemedim. Aşk olsun. İnsan özlemez mi hiç? Bak bugün hastaneden çıkıyormuş. Sen gitmeyecek misin anneannenlere? Gitmem. Biz anneanne. Herkese bağırıyor. Ama seni çok seviyor. Sevmesin bana ne? Biricik torunumsun, tıpkı bana çekmiş diyor. Söyleme öyle. Aa. Nimet kuzuya dönmüş diyorlar Şevket Aslı varsa. İnşallah iyileşmiştir ama hiç sanmam Mine. İlaçlardandır o. Sabah akşam iğne yapıyorlarmış. Eve çıkınca kim yapacak peki iğnelerini? Özge'nin söylediğine göre Raşit Bey öğrenmiş artık iğne yapmayı. Hoş, belki de hap verirler, ne bileyim. Hadi iyi günler. Gidiyor musunuz Cem? Gidiyoruz anne. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Biz hallederiz sağ olun. Zaten yeterince ilgilendiniz. Ne demek kızım, vazifemiz. Aman Özge, idare edin kızım. Aldırmayın her dediğini. Hasta kadın, sağa sola belli olmuyor işte. Tabii tabii, merak etmeyin. Suyuna gitmeyi öğrendik artık. Raşit Bey'i de kollayın. Peki görmüyorum onu da. Haklısın baba. Sinirleri bozuk adamın. İki hafta refakatçilik yapmak kolay mı Nimet Hanım'a? Gidiyor musunuz? Gidiyoruz kızım. Ay 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 ay. Islattı her tarafı. Aşk olsun, su beğendin mi yaptığını? Üstü başı da su içinde. Bağırmayın kızım canım, ıslatırsa ıslatsın. Kıyamet kopmadı ya, silersiniz olur biter. Su, neredesin kızım? Sahip olamıyor musun bir çocuğa Hacer? Yanımdaydı abla, kaşla göz arasında sıvışmış. Bulaşık yıkayacağım diye tutturdu, kıyamadım. Babaannesi şimdi değiştirir onun üstünü. Ben de şurayı sileyim bari. Hadi büyütmeyin bu kadar, olur bunlar, olur. Çocuk bu.